Padişahın sütannesi İslam kültüründe yönetici aileden birinin veya üst düzey bir memurun çocuklarını büyüten kadındır. Bu uygulamanın eski kökleri vardır ve İslam toplumundaki önemli aile ve eğitim rolleri kavramını bünyesinde barındırır. İslam'da sütannelerin tarihi eski Arabistan'a kadar uzanır. Hemşireler kural olarak toplumun alt katmanlarından seçilmişti. Bu gelenek pagan inanışlarından. İslam'a geçmiş ve varlığını sürdürmektedir. Padişahın sütannesi, İslam'da, padişahın çevresindeki ilişkilerin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Çocukları gelecekteki fırsatlar ve sorumluluklar için eğitip hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda aile ile toplum arasında ara buluculuk yapıyor. Ayrıca sütanne, önemli uygulamaları, ritüelleri ve değerleri sürdürerek değerleri ve gelenekleri nesilden nesile aktarır. Şehzade ve sultanın yakın çevresinde bulunması, onların karakterlerinin ve dünya görüşlerinin şekillenmesinde büyük rol oynar. Sultanın süt annelerinin pek çok açıdan diğer kültürlerdeki dadılara veya mürebbiyelere benzediğini, az sayıda ve oldukça geniş yetkilere sahip çocuklara baktığını da belirtmek gerekir. Temel başarının çocukları İslami değerlere uygun yetiştirmek, İslami gelenek ve kültürü yaşatmak ve çocukların İslam toplumuna uyum sağlamasına yardımcı olmak olduğu düşünülmektedir. Sultanın sütannesinin rolü. İslam'ın zengin tarihinde önemli bir rol oynamakta, İslami değer ve geleneklerin nesilden nesile korunmasına ve aktarılmasına olanak sağlamakta, İslami bir toplumun şekillenmesine ve güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin, Sultan Süleyman döneminde süt anneler yalnızca süt annelere verilen daye unvanını taşıyordu. Bu kadınlar sarayda yüksek bir mevkiye sahiptiler ve aslında ikinci anneler olarak görülüyorlardı. Bazen dayeler kendi öz çocuklarını teşvik ediyorlardı. Aynı annenin sütüyle beslenen çocukların akraba olduklarına inanılıyordu. Süt annenin kızı varsa onu hareme almak yasaktı ve padişah onunla ilişkiye giremezdi kadınların doktor tarafından yapılan kapsamlı muayenenin ardından hemşire rolünü üstlendiği ve başvuranın sağlıklı ve çocuk doğurabilecek durumda olması gerekirdi.